Define ve Tarih Sevdası kanalından tüm definecilere selam. Bugünkü konumuz arkadaşlar define işaretlerinden biri olan kuyu define işareti. Evet arkadaşlar günümüzde bile halen kuyular yapılmaktadır. Halen köylerde gördüğünüz gibi kuyularımız vardır. E, susuz olan yerlerde kuyular kazılır. Bütün kuyularda define var diye bir kayıda yoktur arkadaşlar. Öncelikle bulduğunuz kuyu, tarihini, e, hangi döneme ait olduğunu, kim tarafından yapılmış olduğunu araştırmanız lazım. Bilmiyorsanız da, elinize herhangi bir e, bilgi gelmiyorsa da o bölgede yaşayan yaşlılara bile sorsanız onlar dedelerinden kalma zamanda kimler tarafından yapılmış diye sizlere bilgi verir. Kuyular özellikle arkadaşlar Ermeniler tarafından altınları bırakılmış kuyular vardır. Bu bölgeyi tek ettiklerinde arkadaşlar özellikle geri geliriz ve bu geri gelme süreci içerisinde Müslümanlar kuyulara, çeşmelere, ağaçlara zarar vermez diye paralarını bu gibi yerlerde saklarlardı. Ve hatta mezarlarda saklarlardı. Bazı mezarlara da ziyaret, türbe diye adlandırırlardı ve kimse karışmasın diye paralarını içine gömerlerdi. Yani arkadaşlar definecilik yaparken bulunan koyunun geçmişiyle ilgili araştırmanızı yapmanız lazım. Ve bulunan kuyunun yapılış şekli, kullanılan taşlar, üzerinde olan işaretler bunlara iyi bakmanız lazım. Arkadaşlar bütün kuyuların yapılma sebepleri kuyudan su çıkarmak. Ve kuyunun etrafındaki taşlara iyi bakın arkadaşlar. Üzerinde çift halka, ok işareti, e, yazı, çift oyma delik bu gibi işaretler muhakkak bulunması lazım. Bunlar yok ise de arkadaşlar kuyunun içinde. Kuyunun iç duvarlarına bakmanız lazım. İç duvarlarındaki işaretlere bakmanız lazım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar iki çeşit kuyu vardır. Biri su için açılmış kuyudur. Biri de Tahılları saklamak için yapılmış kuyulardır. Özellikle şuna değineceğim arkadaşlar. Tahılları saklamak için yapılan kuyular iki bölmeden oluşuyor. Yaklaşık 5-6 metre yerin dibine girdikten sonra orada küçük bir delikle kapağı da vardır. Tekrar bir kuyu daha vardır. Oradan da aşağıya bırakılıyor. Definesi... Var ise, işareti de var ise arkadaşlar o kapağın altında ikinci kuyuda definesi vardır. Ve bu da zamanla oraya düşmüş taşlar, topraklar kapağı göstermez arkadaşlar. Sonu burasıdır diye gözükür. Onun dibi de e, ikinci bir kuyudur. Bu hububat kuyusudur arkadaşlar. Yani e, tahalları orada saklama kuyusudur. Su kuyusunda ise arkadaşlar define su kuyunun içinde ise burayı iyi dinlemenizi isterim. Yukarıdan aşağıya indiğinizde ışık yardımıyla bütün iç duvarındaki taşların üzerinde işaretlere bakmanız lazım arkadaşlar. Değerli eşya iç duvardaki büyük taşın arkasındadır veya o büyük taş define giden yoldur. Yani oradan ikinci bir tünele giriyorsunuz. O taşı çıkardıktan sonra diğer tünele giriyorsunuz. Define oradadır. Kuyuyu define işareti olarak da kullanıyorlar arkadaşlar. Benim özellikle en son denk geldiğim bir Ermeni, terk edilmiş bir Ermeni evinde kuyu dut ağacı Tam ikisinin ortası define yeri. Ee, üzerinde de değirmen taşı koyulmuş. Ama değirmen taşı gözükmüyor. Üzerinde siyah e, kare taşlar döşenmiş. Dibinde değirmen taşı. Ve onun dibi tuzak. Tuzağın dibi define. Değirmen taşını kaldırdığınız gibi tuzak devreye giriyor. Ee, orada tuzak su tuzağıydı ve direkt mal gidiyor. Bu kuyunun iç duvarındaki taşlarda işaret olmasa bile arkadaşlar herhangi bir makine yardımıyla taşların arkasında değerli bir şey var mı yok mu diye de kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kuyunun iç duvarında kalmıştı. Kuyunun iç duvarında kapak şeklinde Taşlar da koyuluyor arkadaşlar. Çok ağır değildir. İnce kapak şeklinde duvar. Onu elinizle çıkarabilirsiniz. Levy'e yardımıyla çıkarabilirsiniz. Arkasında e, kil veya kırılmış kiremit taşları falan olur arkasında. Direkt sizi yönlendirir zaten arkadaşlar. Kuyunun dibinde su yoksa arkadaşlar... Dibini de araştırın. Dibinde de muhakkak bir şeyler vardır. Tabi bu söylediğim tüm olaylar tarihini bildiğiniz en eski ve terk edilmiş kuyular yani bölgeden kaçmış insanların kuyularıdır arkadaşlar. Yakın dönem kuyularında hiçbir şey bulamazsınız. Şimdilik bu kadar merak ettiğiniz konuları arkadaşlar mail yoluyla bana bildirebilirsiniz. Herkese iyi günler, bol şans.